Halkbank'ın katkılarıyla sunulan destekler yatırıma ve üretime dönüştü. Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde Türkiye'nin başarılı kadın girişimcileri ödüllendirildi. İstanbul'da yapılan ödül törenine Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de katıldı. Törende konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bir yılını tamamlayan Üreten Kadınlar projesiyle 100 bin kadın girişimci hedefini aşarak 105 bin kadına ve 10,7 milyar TL'ye ulaşan finansal destek sağladıklarını açıkladı. Biz Halkbank olarak geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir girişim yolculuğuna çıktık. Ülkemizdeki girişimci olmayı hedefleyen ya da girişimcilik hayatına başlayan kadınlarımıza finansman desteği sağlamak. Yani 107 bin kadın ve 10,7 milyarlık bir finansman desteğine sahip olmak. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bağımsız bir Türkiye için üreten kadın vurgusu yaptı. Kadın emeğinin desteğinin olmadığı bir ekonominin eksik olabileceğini düşünüyoruz. Hayatımızda çok çok önemli yerleri vardır kadınlarımızın. Onları cesaretlendirmek istiyoruz. Onların yanında olmak istiyoruz. Halkbank olarak kadınımızın yanındayız diyoruz ve onları girişimcilik yolculuğunda yalnız bırakmıyoruz. Ülkemiz güzel gelişiyor. Dolayısıyla bu büyümede, bu kalkınmada kadınlarımızın ne kadar çok katkısı olursa ülkemiz o kadar daha güzel yarınlara kavuşacaktır. Halkbank, Türkiye'nin her yerinde ürettikleriyle kendisine, ailesine, yöresine ve ülkesine katkı sağlayan kadınlara destek oluyor. Ödül törenine katılım sağlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati önemli vurgularda bulundu. Birçok Batı ülkesinde kadınlar dönemin zorluklarına yakinen şahit olmak zorunda kaldıkları dönemlerde kadınlarımız medeniyetlerin kurulma safhasına dahil olmuş, demokrasi mücadelesinde ise baş aktör konumlarını yer almıştır. Dünyanın karanlığa gömüldüğü çağlarda kadınlarımızın cesareti, dirayeti ve gayreti her döneme damgasını vurmuştur. Erzurumlu Fatman, Halide Edip Adıvar, Nene Hatun, Halime Çavuş, Gördesli Makbule, Ayşe Çavuş, Nazife Kadın gibi nice İstiklal Harbi kahramanı kadınımız vatanı uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda etmiştir. Türk kadını dün olduğu gibi bugün de gözünü kırpmadan mücadelenin daima ön safhasında yer almıştır. Nurettin Nebati aile kurumunun önemine ve kadının ekonomideki büyük rolüne işaret etti. Aile kurumunun içini boşaltmaya çalışanlara, bizi çölleşmiş bir köksüzlüğe layık görenlere, tüm saldırılara inat aileyi savunacağız. Gücüne güç katan, ekonomide gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz başarının en büyük güvencesi kadınlarımızın gayreti ve özverisi bize ilham veriyor. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinde yer alma idealimizde kadınlarımızın önemli bir role sahip olduğu bilinciyle hareket etmeye de dikkat ediyoruz. Trakya Yemekçi Kadın Kooperatifiz ki kadınlarımızla beraber üretiyoruz ve bunları pazarlayarak aile bütçemize katkı sunuyoruz. Bu da kadınlarımızın gücünü göstermek için geldik. Emeklerimizi ortaya koymak için geldik. Çok güzel yerlerde olduğumuzu da gördük kendi anlamında. Kadın girişimcileri destekleyen belediyeler diğer tüm yerel yönetimlere kadın kooperatifleri destekleme çağrısında bulundu. 8 Mart öncesi Halk Bankası'nın yapmış olduğu bu organizasyon nedeniyle önce bankamıza teşekkür ederiz. Bugün Sayın Bakanımızın ziyareti olduğu kadınlara çok özel mesajları vardı. Kadınlara ekonomik destekleri vardı. 2500 kadın kooperatifi arasından Trakya'dan bizlerin seçilmesi, Keşan Tekkop'un olması memnuniyet vericiydi. Bu vesileyle ben Keşan Tekkop Kooperatifimize teşekkür ediyorum. Bir belediye başkanı olarak her belediye başkanlarının, her yerel yönetimlerin desteklemesi gerekiyor kooperatifleri, kadınları, kadın üretimlerini desteklemesi gerekliliğine inanıyorum. Bu vesileyle 8 Mart Kadınlar Günü tebrik ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gelen girişimci kadınlar el emekleriyle ürettikleri ürünleri sergiledi. Evde kendi el emeklerimizle ürettiğimiz şeylerimiz, reçellerimiz, marmelatlarımız, ev sirkelerimiz, halk eğitimden arkadaşlarımızla beraber yaptığımız hediyelik ürünler var. Bölgelerine örnek olan kadınlar, kurdukları işler sayesinde yöre kadınına da istihdam sağlıyor. Hikayemiz İmece ile başladı. Kooperatifleşmeden önce gerçek boyutlarda bir iğne oyasından şeftali ağacı yapıldı. Onlarca kadının, oya ustası arkadaşlarımızın, Gönenli kadınların bir araya gelerek ortaya çıkardığı bir sanat eseridir. Güçlü Türkiye, güçlü kadınlarla olur sloganıyla üreten Türk kadınını anlatan kısa film ise büyük ilgi topladı. Aslında olur mu olur. Çalıştıktan, ürettikten sonra gerisi gelir.
Elbet bir çözüm bulunur. Bir çıkalım da yola. Bu topraklarda yaşayan kadınların hepsinin ayrı bir hikayesi var. Güneş her doğduğunda bu hikayelerde şu satırla başlayan yeni bir sayfa açılır. Türk kadını gücünü fark ettiğinde ve umutla yola koyulduğunda tüm zorluklara rağmen o iş her zaman olur. Onlar yola çıktıklarında her zorlukta, her darlıkta omuz omuza verip azı çok ederler. Dağlar gibi dik dururlar, toprak gibi üretirler. Güçlü bir toplum için güçlü kadınlar diyerek yola çıkan Halkbank, kadınlara girişimcilik alanında eğitimler sunarak Üreten Kadınlar Akademisi'ni de hayata geçirdi. İstanbul Üniversitesi'nden akademisyenlerin kredimizden faydalanan kadın girişimcilerle yaptığı araştırma, katılımcıların girişimci olma yolunda en çok daha fazla gelir elde etme ve işveren olma motivasyonuyla harekete geçtiğini ortaya koymuştur. Katılımcıların işlerini geliştirmek amacıyla sırasıyla finans, zaman yönetimi, satış teknikleri ve pazarlama alanlarında eğitime ihtiyaç duyduklarını ifade etmeleri olmuştur. Bu bulgu Halkbank olarak bizi önemli bir atılım daha yapmaya yöneltmiştir. Onun da müjdesini burada vermek isterim. Uzun soluklu ve detaylı çalışmalardan sonra konusunun uzmanı kişilerin katılımıyla kadın girişimcilerin eğitim ihtiyacına cevap verecek Üreten Kadınlar Akademisi'ni hayata geçirdik. Halkbank'ın düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde anlamlı bir de sergi düzenlendi. Kadınların iş yaşamına dahil olmasının kısa kronolojisinin anlatıldığı sergide pek çok kahraman Türk kadını bulunuyor. Cumhuriyete ilham veren Kadınlar sergisinin araştırma safhalarında yer alan İlknur Bektaş, Türk kadınının gücünü anlattı. Benim adım İlknur Bektaş, Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarını çalışıyor ve araştırıyorum. Onlarla ilgili istedim ki Cumhuriyete ilham veren kadınları, kadınların iş yaşamına dahil olmasını, tarih boyunca başarılarını ve girişkenliklerini, üretkenliklerini anlatalım. Bu sergide 14 birbirinden önemli, ülkemize değer katmış kadın ön plana çıkardı. Bazılarının ilk diplomasını, Cumhuriyet tarihinin ilk diplomasını, kimilerinin şefkat nişanını, kimisinin ödüllerini, nüfus kağıdını bulmak gerçekten uzun ve zor bir süreçti. Ama sergiyi gezdiğinizde sizler de göreceksiniz ki her birisi hayatımıza çok şey katmış. Biz de istedik ki onları anarken geleceğimize yön veren çocuklarımızın biz nerelerden geldik, neler başarabiliriz'in ilhamını alsınlar. Herkese keyifli seyirler diliyorum. İlk Türk kadın gazeteci Fatma Şadiye Hanım'dan ilk Türk kadın edebiyatçı Fatma Aliye Topuz'a, dünyanın ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen'den sayısız kahraman Türk kadınına, tamamı üreten kadınların ilham kaynağı oldu. Tören alanında kız çocuklarının fikirleri doğrultusunda çeşitli sanatçılar tarafından geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturulan eserlerin yer aldığı sıfır atık odaklı Düşün Dönüştür Kobi Kadın Girişimci kategorisinde birincilik ödülü Nurşen Sanver'in. Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda çeşitli başlıklar altında para ödüllerinin yanı sıra iki özel ödül ve çeşitli aynı destekler sunuldu. Elde ettiğimiz sonuçlarla Halkbank olarak Türkiye'nin kadın girişimci ekosistemine somut fayda sağlayan en büyük projelerden birini gerçekleştirdik. Sağladığımız desteklerin yatırıma ve üretime dönüştüğüne, istihdam oluşturduğuna ve ihracat yapmaya cesaretlendirdiğine tanıklık ettik. Halkbank olarak işim yolculuklarında üreten kadınlarımıza sağladığımız avantajlı ürünlerimiz arasına paraf üreten kredi kartını da eklediğimizi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün olduğu gibi gelecekte de kadın girişimcilerimizi elimizden gelen her alanda desteklemeye devam edeceğiz.
Halkbank önümüzdeki dönemde Türkiye'deki tüm kadınlara destek olmaya ve yeni projeleri hayata geçirmeye devam edecek.